Biliyorsun 99'da Bayern Münih final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. dramatik final. 2000'de yarı 2001 aldı Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni. 2002'de işte Dünya e, Leverkusen final oynadı. Dünya Kupası'nda Almanya final oynadı. Nereden bakarsan bak kulüpler ve milli takımda bir şey var. Ama gerçeği gördüler. Evet. Ama ne olursa olsun e, sonuna kadar hak etmişti Almanya finali. Bak 2014 için onu söylemiyorum. <laughs> Güzel olan kısım Almanya için o futbol tarzı değişti. Yani daha fazla yetenekli, teknik kapasitesi yüksek oyuncular artık yetişmeye başladı. Eskiden düz oyunculardı yani ballağın tam simgesel olarak ballak düşünün. Alman futboluydu. Futbol heyecanının medya markla tam zamanı. Dünyanın en iyi maçlarını izlemek istiyorsan Mediamarkt'a gel. Çeşit çeşit son teknoloji ürünlerle bu heyecanı kaçırma. Mediamarkt'la tam zamanı. Hasbel Kader bir yarışmayı kazanıp 2014 Dünya Kupası'nın bir kısmını da olsa Brezilya'da izleme şansına erişmiştim. Daha sonra kupa bitti, final oynandı ve kulaklar için nasıl Bağış abi'nin davetiyle NTV Spor'un Yenilsen de Yensen de özel Dünya Kupası programına konuk oldum. Ve program bittikten sonra kanalın arabası bizi e, oturduğumuz yerlere bırakıyordu ve orada sevgili Orhan Ulucay'la tanışmıştık. Hoş geldin abi. Yıllar geçti üstünden. Vallahi. Yine bir Dünya Kupası programı Tabii. bizi birleştirdi. Doğru diyorsun. Nereden baksan 8 yıl. Evet, 8. 8 yıl önce e, tanıştık. Aslında daha önceden de tanışıyoruz. Bloklar vasıtasıyla bizler birbirimizi tanıyorduk. Çok nitelikli işler çıkarıyordun sen. Estağfurullah. Meksiko. Ben Allah İlhan senin yaşını öğrenince şok oldum yani. <laughs> o kadar çok hakim ki geçmişe, 70'lere, 80'lere, 90'lara. Benden 10 yaş daha fazlası gibi <laughs> duruyor ama benden 5-6 yaş daha küçük gerçekten. Tebrik ediyorum hafızayı şeyden önce ama bir de futbola bu kadar güzel bakabilmek. Senior lakabını sonuna kadar hak ediyorsun <laughs> ama İtalya'dan dolayı değil. Daha çok o bilgi hazinesi gerçekten ben çok bu arada keyif aldım davetinden dolayı. Ee, çok büyük zaten Sokatas e, bizim çok sevdiğimiz bütün arkadaşlarımızın çalıştığı. O yüzden çok memnunum buraya geldiğime. Çok sağ ol. Çok mutlu ettin. Ya seni çağırdık çünkü o kadar yıllardır biz dünya kupası yapıyoruz Burayla ama yaklaştıkça genç jenerasyon 2014 Almanya istemeye başladı. Yani Almanya 2014'ü kazanmasa da bence dünya kupası tarihinde iz bırakan bir jenerasyon vardı. E bunu da konuşurken senin bilgilerine, senin hafızana, senin cebindekilere başvurmadan olmazdı. Hem 2014'ü konuşalım istiyorum hem de o jenerasyon o 2002 ve 2004'ten sonra yenilenen Alman Tabii ki. takımın o projeyi konuşalım istiyorum. Zaten hatırlayanlar 2014 kadrosu içerisinde 2009'da yani 2009'da şampiyon olan 21 yaş milli takımından 6 oyuncu vardı. O kadroyu çok insanlar bilir. Hummels, Neuer, Boateng, Mesut Özil, Hövedes, Kedira, Semih Hatta aynı dönem U17 şampiyon olmuştu. Çok enteresandır. 2009'da U17 şampiyon olduğunda teknik direktör Marco Petsuli şu an Galatasaray'a geldi. Orada da Götze ile Mustafa vardı mesela. Hı -hı. Yani 8 kişi... O kadronun devamı olaraktan işte 2014'e geldiler ve zaten 2010'da ilk defa ortaya çıktı biliyorsun Almanya gönüllerin şampiyon oldu ama yarı finalde ilerendi. Bu da zaten Alman futbolunun hani 2000 bence 2001 yılında verdiği çok kritik bir kararla bir yenilenmeyle başladı. Onun sonucu meyvesini 8-9 içerisinde aldılar. O, aynı anda U17, U21 şampiyon oldular. 2014'te de, hani 2010'da bir yarı final. 2012'de işte o İspanya kimse o anda geçemiyordu evet. zaten. 2014'te de. Bana göre çok böyle çetrefilli, çok abartı güzel futbol oynamadan, yedi, bak 7 birlik Brezilya galibiyetine <laughs> rağmen söylüyorum bunu. şampiyon oldular. Yani elenebilirlerdi de biliyorsun Cezayir karşısında. bu şu açıdan güzel bir yatırım yapıyorsun, bir yapılanma içerisine giriyorsun. Bizim ülkemizde çok tartışılıyor. Ben bunu hiç anlamıyorum. Çok kolay kopya edebilirsin. Almanya nasıl Fransa'dan kopya ettiyse, işte nasıl İngiltere Fransa'dan Almanya'dan ettiyse sen de yapabilirsin. Kritik bir karar var orada ilan. 2001'de federasyon dedi ki işte bütün kulüpler 18 Bundesliga kulübü bizim belirlediğimiz 9 tane saha pedagoglar, pedagojistler yani bir gencin yetişmesi için o inanılmaz bir tesisin tarifini çizdiler önce ve dediler ki bunu yapacaksınız yapmayan lisans yok. Bu bence devrim burada başladı. Sonra ikinci 2002'de bir yıl sonra ikinci bunda sigayı da dahil ettiler. mesela hani o herkesin bahsettiği kitap var. tane yazdım. Evet. Ben onu okumadım mesela. Ben içerisindeyim olayın. Şu anda benim ablamın bir oğlu var mesela, işte Romeo, çok yetenekli futbola, şu anda işte o daha sonra genişledi o performans merkezleri, hı hı. 55 tane oldu, 100'e yaklaştı. Şu an orada, Fürtte normal kulüpten oraya geçti, nasıl bir şey olur ben orada gördüm. Yani o 9 sağ işte e, Almanların kulüplere dayattığı ve tabii o anda başlayan devrim, kitapçık değişti insan futbolcuların daha böyle bireysel yeteneğini öne çıkarabilecek şeyler ortaya. Matias Samer de mesela bu kitapçıyı. 350 360 yere böyle yetenek kampı kurup yetenek tespitleri yapıldılar. Tıpkı 90'lı yıllarda Fatih Terim'in yaptığı gibi. Hı -hı. Performans merkezi yaptı ve sadece 8-9 yıl beklediler. İşte 2009 sonuç U17 u 21 bir şampiyon. Yani çok uzun bir süreç istemiyor yani. Bir yatırım yapıyorsun karşılığında hemen alıyorsun. Ve 2010'daki Almanya bence 2014'teki Almanya'dan daha sempatikti. Bence de. Yani daha çok keyif veren. Arjantin de. ve İngiltere maçları Aynen. gönülleri daha çok kazandıran bir takım. Öyle değil mi? Yani baktığın zaman 2014 Almanya olgunlaşmış haliydi. Bir de şuna inanıyorum ben. Milli takım çok fazla bir arada olma şansının olmadığı bir takım. Hı. Yani oyuncuları sürekli değiştirdiğin andan itibaren başarı biraz daha zor geliyor. Forma göre özellikle o çok tartışılıyor evet. ya forma yani, göre. Mi? Mesela neden 2008, 2010 ve 2012 İspanya'nın oldu? Çünkü 8 tanesi zaten kulüpte beraber oynuyorlar. 2002 Türkiye yine Galatasaray örneğinden gidebilirsin. Yani baktığın zaman 2014'te de hem 7 tane Bayern Münih'le vardı mesela Cezayir karşısında hem de bu oyuncular Kedira, Mesut, Neuer bunlar 2009'dan gelen bir jenerasyon. Çünkü bunlar sürekli değiştirdiğin andan itibaren uyumu nasıl yakalayacaksın? Sadece şeyin şansı vardı, Hidding'in şansı vardı 2002'de. Kore ile bir 3 ay, 4 ay kamp yapma evet. şansı vardı ve o da sonucunu evet. aldı. Ama mesela bugün diyelim ki Guardiola'ya getirdin bir turnuvaya. Sana Guardiola futbolun ötesi turnuva biter. Aynen. O yüzden bir arada oynamış, o sistemden vazgeçmemek. 2012 için derler ki Almanya'da, Löw'ün yaptığı hata olarak, işte Dortmund futbolcularıyla Bayern Münih futbol oynatmak ya da Bayern Münih Dortmund futbol oynatmak. Bunu başaramadığı için finalde elendi gibi bir yaklaşım var. Yani o uyumu ne kadar alttan jenerasyondan beraber gelirlerse elbette kayıplar olacak. Orada Wagner de var. Sonradan çıktı. Sadro Wagner de vardı ya da bir sürü oyuncu vardı. Ama o, o 21'de şampiyon olan takım 2009'da geldi 2014'te Dünya Kupası'nı aldı. Çünkü büyük parçasıydı Mesut, Boateng, Hummels'e o turnuvada mesela, Neuer, Bahsetmeye gerek yok. Ve o bir şeydir. ne Alman e, tesis altyapı devrimi 2000'de başladı, 2001'de. Hatta Türkiye gibi ilk başta biliyorsun Avrupa Birliği'ni kısıtlayamıyorlar. Hı hı. Avrupa Birliği dışı oyuncuları azaltmaya gittiler. Hani biz futbolcu yetiştiremiyoruz diye. Ee, bir de şöyle bir şey enteresan ki dikkatimi çekmişti Almanya'da. Yaşadım orada biliyor musun? 7 yıl, 7 ay, aralıksız 8 yıl en çok bana ne dersen hani Almanya Türk insan arasında bir kıyas yapacak olsam öz eleştiri kültürü çok yüksek. Bazen başarı öne geçer ya hani Almanlar kendilerine dair öz eleştiri yaptığı zaman 90'ların sonunda bizim futbolumuz bitiyor dedikleri anda biliyorsun 99'da Bayern Münih final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde hani, dramatik final. 2000'de yarı 2001 aldı Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni. 2002'de işte Dünya Leverkusen Kupası. final oynadı, Dünya Kupası'nda Almanya final oynadı. Nereden bakarsan bak kulüpler ve milli takımda bir şey var. Ama gerçeği gördüler. Evet. Bugün 2002 kadrosuna baktığında futbolcu yok. <laughs> yani olan ismi yani, bilinmiyor. Ayıp olmasın. Yok. <laughs> yok. Bir tek ballak vardı. <laughs> onu da hani şey derler zorla dünya futbolcusu yani yıldızı <laughs> yaptı derler yani. Evet doğru. Sebastian Dijsler tek yetenekti şeyde. Kitabında şey yazmıştı o da biliyorsunuz psikolojik sorunlarından dolayı bıraktı <laughs> futbolu. Almanya'nın kurtarıcısı olarak gözüküyordu. Başka bir genç yetenek yok. Futbolcu yetişmiyor ve problem buydu zaten. Evet. Almanya'nın kurtarıcısının kurtarıcıya ihtiyacı var diye bir cümlesi <laughs> vardır. Çok kült olmuştur. Çünkü başka bir yetenek yoktu ve Almanlar çok öz kültürü yüksek. İsterse finalde oynasınlar. Orada o final arası geldiğini herkes biliyor. Hangi takımlarla geldiğini. Yani Arabistan'ı yenmek, Paraguay, Amerika. Haliyle oradaki devrimi başlattılar ve sonucu 2014'te aldılar. Şey der bak sen daha iyi bilirsin. Almanya 1974 Dünya Kupası'nı kazanmıştır Hollanda karşısında. Ama UVS'ler vardır. 70 daha keyifli da. <laughs> 1970 biraz da gol şu açısından falan. Yani kazanmamasına rağmen. Ben de 2010'u daha çok beğenirim. 2014'ten daha çok heyecanlandırmıştı beni. O geç döneminde bence 2006 takımı da Alman futbol severlerle milli takımın böyle bir Kesinlikle. kaynaşmasına neden oldu. Yani orada İtalya ya elendi belki ama o takım da çok sempatikti. İlk çıkışı o. Aynen. Yani çok az belki o bahsettiğin genç oyuncu, yeni yetenekler vardı. Hala eski oyuncular, Frings gibi e, eskiden kalmalar vardı. Ama Klinsmann'ın, Löw'ün gençlerle onları karıştırıp bayağı bir dünyadaki futbol severlerle de tekrar Almanya'yı buluşturdu. Yani 2000-2002 final oynamasına rağmen Euro 2004 bizim artık ya of, Almanya maçı mı var? Geç şunu. Noktasına 98'den geç... başlıyor. Tabii savaş. tabii. Aynen. 98 ama baş... çok haklısın bu arada. Şundan söyleyeceğim 2006'nın şöyle bir önemi var. Bak. Ee, Derval Almanya Türkiye'ye geldiğinde 1984 Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkamamıştı Almanya. Almanya'nın büyük turnuvalar tarihinde gruplardan çıkamadığı ilk yani katılmadığı var biliyorsun 1950 savaştan dolayı veya 1930 ama turnuvalardan çıkamadığı ilk başarısızlık. Böyle bir 2000 ve 2004'te iki tane üst üste yaşadı bunu. Ondan sonra 1980'den sonra ilk yani 2002'yi de aslında bir kura şansı diyelim. Yani 98'de başlayıp hani o şu kerede Hırvatistan'ın elediği 94'te başlayan hani 96'da şey derler hep son dönemiydi. Möllerlerin, zammerlerin en iyi bitti. Orada bitti Alman futbol aslında. O yüzden 98, 2000, 2002 final olmasına rağmen 2004'ün bu heyecansız geçişinden sonra 2006 yeniden doğuşun simgesi gibi oldu. Ve şöyle söyleyeyim çok enteresandır. Almanya'nın geçmişinde bir hani nazi felaket olduğu için mesela bayrak asmak, milliyetçiliğe dair şeyler diğer ülkelerde olduğu gibi değil. Çok fazla yoktur. Bunu yapan da çok ciddi tepki alır vesaire. İlk defa 2006'da tekrardan Alman bayrakları çıktı. Türklerden 2002'den aldığı bir gelenek olarak kornalar hiç Almanlara <laughs> ait olmayan şeyler 2006'da çıktı. Sevinç gösterileri olarak dahi. Futbol olarak da yeniden doğdular. Ve gerçekten de o İtalya maçı, sen de az önce bahsettik. Yani çok şeyimi hala o, vo, o iç falso, giden top hala benim kalbimden gider. Çok heves, umutlandırmıştı bizi Klinsman o dönemde. Ee, şeyiyle beraber o çok keyifli bir turnuvaydı benim için. Ama e, çıkışın simgesiydi. Hı. Orada başladı zaten. Bu 2014 hatta 16 18'de bitti diyelim. Hı hı. 2006 ile 2018 Alman futbolunda bir devirdir aslında. Yani orada başlayan 80 96 ile Avrupa Şampiyonası ile biten bir nesil. Arada bir boşluk. Ciddi bir boşluk, ciddi bir sıkıntı. Futbol tekrardan futbolcu üretme konusunda sıkıntı. Ve 2006 ile yeniden başlayıp ortaya çıkan bir Almanya var. Artık onun devamı bir nevi ama bir ciddi bir sıkıntı yaşadılar bu 96-2006 arası. Peki sence bizim basketbol milli takımı için çok konuşulur 79 jenerasyonu. Ya tamam Bizi çok mutlu ettikleri anlar var ama yeteri kadar başarılı oldular mı tartışılır denir. Sence bu jenerasyon peki cidden o hakkını verdi mi o potansiyeli? Yani bir dünya kupası, bir final, bir yarı final, 2010'daki futbol bunlar yeterli mi? ya? Gerçekten görev tamamlandı demek için sence. Bence dünya kupasını aldıkları zaman görev tamamlandı. Tamamlanmıştı. Çünkü dünya kupasını al, e, coşkuyu 2010'da yarattılar. 2014'te sonucu aldılar sonucu üstelik zor bir süreçten de geçti Alman futbolu şöyle 2014'te kolay değildi. Bakın 2014'te hatırlayanlar uzunca süre sahte dokuzla gittiler. Çünkü ortaya bir Guardiola çıktı. <laughs> Adamların dünyanın en iyi sahabekini orta sahaya çevirdi. Form performans daldı da oradan. O Portekiz maçına Lam orta sahada başladı. Evet. İlk maça değil mi? İlk maçta Mesut Özil sahte 9. Daha sonraki oyunları Thomas Müller sahte 9, Göçse ile Mesut kenarlarda ta ki Cezayir'e kadar kırılma maçıdır orada. Cezayir kazandı ama ne kadar <laughs> kötü oynadığını ve o maça geliriz. Noyer'in 20'nin üzerinde ceza sahası dışı topla buluşması, bazı futbolcuları geçen topla buluşması haliyle orada tekrardan özüne döndü işte. Lam sağ bek oldu, Klose devreye girdi e, santrafor oldu ve işte sonra biliyorsun o Brezilya e, galibiyeti ve Arjantin finali geldi. Yani o Guardiola'nın bir kırdığı bir şey de vardı şaşırdılar bir ara yani. Çünkü taklit etmek durumundasınız. Bayern Münih'ten ya Cezayir maçında ben bir saydım. 7 tane Bayern Münih'li futbolcu var. Hmm. Sen nasıl Bayern Münih'in futbolun dışına çıkabilirsin? 7 oyuncuyla beraber. Çünkü milli takım çok fazla böyle yeniden sistem kurup yapabileceğiniz bir yer değil. Maç içi kırılma anlardan biri de bahsettiğin gibi Mustafi'nin sakatlanıp Lam'ın sağa geçip Kedira'nın Tayger'in yanına geçmesi Tabii. ve Lam'ın ben şu an piyasanın en iyi bekiyim evet. bindirmelerinin başlaması ve Almanya'nın oyunu yıkması daha sonra uzatmalar da işi bitirmesi ama o bahsettiğin oyun değişimi yapının değişimi grup grup maçlarındaki o yalpalanma Portekiz Amerika Gana maçları evet. Portekiz'i süpürdüler dörtle ama ama bak orada bir şey söyleyeyim mi sana o maç için söylüyorum hatırlıyorum hala Pepe'nin bir kırmızı kartı var hı -hı, biliyorsun. Hı. Ee, çok erken bir şekilde. Onun dışında bir duran top golü var Thomas Müller'in. Portekiz orada genel anda... Ben hiç unutmadığım bir pozisyon var Portekiz adına o maç için. Nani bomboş pozisyon. 100 futbolcan 99'u kaleye vurur. Sen ben bile gol atarız. <laughs> Ronaldo'ya vermek isterken taça çıktı top. Ve hatırlasın o turnuvada hatırlasın soldan geliyor 40 metreden evet, vur evet. 50 metreden vur Frikik e, olur 60 metre 60 vur. metreden vur nani gelir atacağı noktada daha sonra Ronaldo orgunlaştı ve 2016 doğdu belli bir noktadan sonra evet, ama. ama o maçta o, o koşullar Almanya'nın turnuvalar içerisinde bir anlamı varsa onun tam karşısında Portekiz duruyor <laughs> bir takım olmakla evet bir bireye çalışmak gibi bir şey. Ronaldo'yu severim. Ronaldo eleştirisi yapmak için söylemiyorum. Ama gerçek. Hala e, sosyal medyada o maça bakabilirsiniz. Bir bakın laninin kaçırdığı topa. Kırmızı kart olmasa, duran top gol olmasa ben o 4-0'lu geleceğini düşünmüyorum amaçta hmm. Çünkü doğru bir kadro değildi bana göre o. Ya ben Almanya'nın yanlış bir şekilde başladığını düşünüyorum. Ama... Gana 2-2 çok zorladı biliyorsunuz. Benim aklımda da o maç vardı oraya gelecektim. Zorlandığı maç bende o 2-2'lik Gana maçıydı. Yani ki Gana'da çok sempati duyduğum bir takımdı benim. Benim izlediğim en organize Afrika takımı olabilir. O Kamerun, Nijerya evet. o ekip arasında o gruptan çıkamadığı için çok üzülmüştüm Gana'nın ama maç hem çok güzeldi hem çok keyifliydi hem de Almanya'yı çok zorlamışlardı. Çok zorladılar. Fizik olarak birileri evet. çok zorladılar. Eee evet. Gana atam zaten çok o ee, o maç mesela sanırım 2-1'den e, 2-2 oldu. Hı -hı. Ve sonuna kadar kıyasla geçti. Portekiz maçı böyle geçmemiş olsa çok sıkıntılı bir süreç Almanya'yı bekliyordu. Çünkü zaten bunun doğru olmadığını çeyrek yarı final ve finalde oynadığı maçlarla kadro içeriği tamamen başka. Yani Kedira'nın e, sonradan dahil oldu. Hı -hı. İlk başta galiba Tayger vardı orta sahada. Kroos vardı. Kroos 10 numara oynuyordu. Hı -hı. Birden da Sonradan dahil olanlar bence kaderi çizdi. Mesela Brezilya maçının, bugün Torreira'yı bahsediyoruz ya. Galatasaray'ı Alanya Spor karşısında önde bastı mesela. Brezilya karşısındaki en kritik hamledir. Kedira'nın herkesin önünde topa basışı ve şey oluşu. Orada e, biliyorsun daha sonra cross bastı, kaptı, golü attı evet. vesaire vesaire. Ama Kedira'nın orada oynadığı rol çok kritikti. Hani 7-1'lik maç bak. 7-1'lik maç değil mi? Sonuçta 7-1 Almanya kazanmış. Şimdi bazen bana tuhaf diyecekler insanlar. Ama Almanya böyle hani çatı çutur oynayıp da 7-1 yapmadı <laughs> yani bunu. Bir şok olayı var ortada. Ciddi bir şok bak. Çok fazla kendi sahanda oynuyorsun. ya yani kendi ülkende oynuyorsun. Çok fazla hazırlısın. Çok fazla istiyorsun. Bütün herkes, yani Türkiye'de Türkiye yarı final oynuyor. Bunun, bunun gibi bir şey. Aşırı motivasyonun getirdiği aşırı hayal kırıklığı bence yaşadı. Çünkü 20 ile 30 arasında 4 gol var neredeyse. Kroos'un attığı iki golde düşünün Kroos golü attı. Gelişte vurdu. Zoom yaptı. Santra yaptı. Santra yaptı. Brezilya Santra'da geriye verdi. Kroos gitti bastı. O topu aldı gol attı. Hadi Kedira'ya verdi. Kedira ona verdi gol oldu. Bir takımın Brezilya'yı Brezilya'da öyle bir maç ki o. Mesela Kroos'e en çok gol atma ünvanını Brezilya'da Brezilya'da Ronaldo'nun alıyor. Kedira 5. gol attığında Eee Dünya kupalarında en fazla gol atan takım Almanya oluyor. Brezilya'dan oluyor elini şey rekoru egal ediyor. Yani zaten e, Portekiz maçı 100. maçıydı Dünya Kupalarında mesela. ilk defa 100 barajını geçen Almanya'ydı. Geçmişi zaten biliyorsun hep yarı final, final üzerinde kurulu bir takım ama Brezilya'da Brezilya'ya 7 atmak artı bütün rekorlarını Brezilyalardan almak o aynı maç içerisinde tarihi bir olay. Yani bu Bunlar üzerine biliyorsun Brezilyalar terim üretti. Yani <laughs> Almanya'dan gol mü haberi mi var filan tarzı kötü bir şansı yani günlük hayatına geçirdiler. O kadar üzüldüler. Ben 1950'nin tabii ki daha belki üzücüdür. Orada ölenler oldu biliyorsun o finalde Uruguay finalde ama burada da e, bayağı bir yani uzun yıllar unutulmayacak bir yarı final maçıydı. İşte finale baktığın zaman da çok rahat e, hani Arjantin'de o tu, finali alabilirdi. Almanya. Attı, Almanya aldı gibi. Herhangi birisinin üstünlüğünden bahsedemeyiz. Ben daha çok 90'daki mesela tartışılan finalde Almanya %100 üstün Arjantin'e karşı. O finalin tartışılmasına ben anlam veremem zaten. Değil mi? Evet, yani, yani Maradona e ağladı diye üzülürler ya olabilir ama biz bu Ay Brehmele röportaj yaptık Aa, Dünya Kupası için. O, o, orada biz üstündük çünkü Arjantin futbol bile oynamadı diyor. Hiçbir şey yapamadılar diyor. Hatta ben o turnuvanın benim ilk izlediğim, canlı izlediğim ya şey bütün turnuvanın tamamını Hı -hı. izlediğim bir turnuvadır ve Almanya'da yaşayıp da Almanya'yı tutan Türkler olarak bir babam, bir ben varız. Başka kimse tutmuyor yani bizim aileden sülaleden, herkes Almanya düşmanı. O dönemki koşullara itibariyle söylüyorum. Biz seviyorduk yani ikimiz de babamla beraber ve çok sonuna kadar izledik. Hatta ben Andreas Möller hayranıydım. Andreas Möller de sonradan giriyordu 90'lı Dünya Kupası'nda. Onu bekliyordum 70'te falan giriyordu. Ama o turnuvada mesela asıl Brezilya 4-5-1'i götürmesi gerekiyordu Arjantin'e. <laughs> yani Karayikalı, Dungalı, Kadro bilgis, evet, evet. Müller'li. Arjantin finalde de yarı finalde de hak etmedi. Kesinlikle. Gerçekçi olmak gerekirse. Yugoslavya'yı da yenmeleri, yenmeyi hak etmediler. Tabii yani, Kanijan'ın o golünü hepimiz konuşuyoruz da ama normale bak gerçekçi olmak gerekirse Brezilya finalde olsaydı Almanya'yı çok zorlayabilirdi. Evet. Biraz Arjantin hak etmeden geldiği için tabii ki Maradona'dan dolayı o verdiği pas Kanici'ye ama ne olursa olsun sonuna kadar hak etmişti Almanya finali. Bak 2014 için onu söylemiyorum. <laughs> e, Higuain zaten o Kafanın ters dönmesi karşı karşıya kaldı. Onu atsa zaten belki işler başka evet. olacak. Hatta son anda palestino aşırtmayı doğru yapsa Kesinlikle. yine aynı şekilde. Şeyi buldu ritmini buldu. Cezayir'den sonra Fransa karşısında iyiydi. En iyi maçı olabilir herhalde. Yani Brezilya maçını bir kenara koyalım. O bir saçmalıktı. Ben o ara Brezilya'daydım. bir Sen ba pardon Stad'daydın bu arada değil mi? Statta değildim. Ben diğer maçı statta izledim. Arjantin Hollanda'yı. Yani o gole, gole hasret kaldığımız maçı statta izledim maalesef. <laughs> O, o maçı izlerken bir baba oğulla birlikte girmiştik stada. Çocuğun İngilizcesiydi, babada yoktu ama. Ya dedim ki bir sorsana 82'deki İtalya maçı mı yoksa bu maç mı? Yoksa 50 mi? Adam dedi ki ben 50'yi yetişmedim. Onun için hislerimle bilmiyorum. 82'de darmadağın olduk. Yani perişan olduk. Üzüldük. Ama dün aşağılandık dedi. Evet evet. Ya ve ben yani Dünya Kupası maçlarını zaten işim gereği çok izliyorum abi. Genelde maç izliyoruz hala. Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Kopa Amerika her neyse. Ben modern futbolda böyle bir şok anı hiç görmedim. Ya biz o gün Volkan Ağar'la birlikte evet. izlemiştik maçı. Onun yanına gidiyordum büyük bir meydana. Ben gittiğimde iki olmuştu maç. Ve ondan sonra sahada bir yani büyük sahada oynanan bir halı saha maçı gibi bir şey vardı. Brezilya adına o kadar... Darmadağın oldular ki zaten. Üçü yediklerinde tüm stat ağlamaya başladı neredeyse adamlarda. Ben öyle bir şok anı modern futbolda hiç tanık olmadım. Zaten bir bundan sonra ve bundan önce de bir yarı finalde yedi gollü bir şey göremeyeceğiz yani. Bence de. Çok uzun süre göremeyeceğimizi biliyorum. Ekstrem futbol tabi değişiyor. Ama bu e, tarihte tektir yani. ilktir Zaten düşünebiliyor musun? Almanya'nın milli takımlarda Arabistan var işte. Evet, 2002'de evet. 8-0'luk en farklı galibiyeti. Ondan önce Meksika vardı 70'te. Meksika yenmiş ya da 6-0 mu Yani bunun yarı finale denk gelmesi çok çok enteresan. Üstelik dediğim gibi güzel olan şeyler maç sonu Almanların direkt rakibi teselli etmek üzerine Hı -hı. gitmesi. Onlar da güzeldir. Ben mesela 2001 Valencia Bayern Münih finalde yendiği zaman penaltı atışlarında Kaan'ın direkt Canizares'e gitmesi çok hoşuma gitmiştir uzun süre. Yani o Şampiyonlar Ligi kupasını almışsın o anda. Hı, -hı. Ve direkt Kanizares teselli etmeye gidiyorsun. Bir kaleci olarak empati duyuyor. Kendisi tabii iki penaltı çıkardı. Burada da mesela Thomas Müller'in tabii takım arkadaşları da var. Dante Mante ve aynı takımda oynuyorlar. Ama e, 7-1'lik skor gerçekten e, bir daha yaşanacağını sanmıyorum ben. Öncesinde Dünya Kupalarında işte final, 2002 finalinde karşılaştılar. Daha da bir karşılaşmaları yok yani. Brezilya daha üstündür genelde Almanya'ya karşı. En çok sizden çekeriz de biz. Tabii İtalya'ya yani işte Euroda nasıl elediniz? E, o, o sonraki süreç. Penaltıcılar sağ olsun, Zaza evet. ile Pelle sağ olsun. İtalya Ama Almanya çok yani. Yok yok, çok çoktur. İtalya mümkün en, değil. Almanya'nın en çok korktu takımdır İtalya. Ben hayatımda İtalya kadar baş belası Almanya için söylüyorum o dönemde. En çok bak en, en çok da İngiltere elemişlerdir. Yani penaltılar ve İngiltere elemek <laughs> bir gelenektir Almanya'da. Evet. Ama e, Brezilya üstelik e, şöyle bir şey de var tabii ki yani bu bir talihsizlik olur yani. Çok fazla istediğin zaman da Neymar'ın ne olsa olsun sakatlığı bence çok büyük bir şey. Lidersizdi takım hmm. orada. Yani tabii ki Fernandinho var, Gustavo var ama o yaşlarda o dönemde e, korkacak bir şey yoktu Brezilya'dan gibi bakıldı biraz. Neymarsızlık ciddi bir problemdi yani. Olsaydı belki her şey çok daha başka olabilirdi. Ama Almanya'nın eleştiri konusunda seni anlıyorum yani 30 yıl sonra çocuklara ya o kadar da 7-1'lik oynamadı desem büyük ihtimal ne diyor bu ihtiyar ne diyecekler diyor bu diyecek? ama maalesef öyle bir durum şöyle özetleyebiliriz senin o anlattığın şeyi biz e, Almanya İspanya'ya Puyol'un kafasıyla elendiğinde ben üzülmüştüm ekran başında çünkü İngiltere ve Arjantin maçındaki futbol benim ekranın başında olma sebebim olmuştu evet. heyecan vermişti o futbol bize. Ama Almanya orada Brezilya'ya elenseydi ben üzülür müydüm? Bence üzülmezdim gibi geliyor bana. Yani yazık oldu Almanya'ya demezdik o turnuvada gibi geliyor ama turnuvalar yani böyle Brezilya, dönüm noktaları. Finalden dolayı sevinirdi çok insanlar. Büyük ihtimalle. Zaten Almanya çok uzun süre güzel futboluyla hiçbir zaman yani şeye kadar taktiksel olarak da Almanlar taktiğe çok az önem veren bir ülkeydi desem bak yanlış alacaklar yine ama böyleydi. Bak, Özür dilerim biz Hakan Çalhanoğluyla röportaj yaptık geçen sene Caner abiyle. O da öyle dedi misal yani Almanya'da biz altyapılarda bu kadar taktik çalışmazdık dedi es eskiden. Geçmişte evet. bak bunun çok güzel bir örneği var. Bin, alan savunması 2002'de ilk defa uygulandı Almanya. Bin, dörtlü alan savunması yani adam Almanların bütün işi adam adama rakibinden daha fazla koşmak rakibi adam adama bitirmek yani koşmak için. Zaten teknik kapasitesi yüksek bir ya da iki futbolcu Yıllarca Litparski vardı, Thomas Hester vardı ama bir iki. Yani çok az oyuncular vardır genelde. Ee, Saççı mesela 1988'de biliyorsun Milan'lı ya da şeyi. 10 yıl sonra Ralf Ragnik Almanya'da çıktı tamam mı şeyde. Ya bak adam, adamın peşinden koşturmayı bırakalım artık. Topun peşinden koşturmayı bırakalım. Alanı savunalım ve şöyle şöyle alan savunmasını anlattı. İnsanlar dalı geçtiler. Ragnikle dalı geçtiler, güldüler yani. Ve daha sonra e, herkes Ragnik'i taklit etti ve daha sonra dünyanın yani bütün takımlar ama ilk açıklandığında bu ne diyor ya filan hakaret gibi algıladı bazıları biz bilmiyor muyuz falan gibi. O zaman Ragnik Ulm'de ikincilik takımını Hı -hı. çalıştırıyor ve ikincilikle kupada finale yükselmiş bir, bir taktik kendince yani Lobanovski'yi falan şey yapmışlar işte e, ee, saç çiğini, işte anlatıyor. Yani. Onun Onda hikayesi bir ka, çok daha farklı. Evet, mikser var onun kafasında. Ki, yani o şey e, Sakki'nin Milan diyor. Biz böyle video günde bir video çapatardık. atardık. 3000 marklı bir video mesela diyor. Onu ezmelerdik işte. Laboroski'ye gidiyor, Zeman'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Farklı bir şey getiriyor Almanya. Almanya 98'den sonra bence ilk defa böyle taktik üzerineydi ve orada da bocaladı onun kendine gelmesi, okullarını değiştirdiler, kitapçıkları değiştirdiler, her şeyi değiştirdiler. Bugün bak Alman teknik direktörleri görüyoruz artık Hı. yani. Tuheli'dir, atıyorum e, Nagelsmann'dır, bir şey, Klopp'udur. Ama öncesinde daha çok motivatör yönüyle işte disiplin, motivasyon, fizik kondisyon, fel kamplar, derballer vesaire. Bu dola Yani, yani büyükler de öğretmen antrenör. Tabii canım, diktatör var. yani. <laughs> Öyle şey. Ve bunlar vardı. Bir değişim orada yaşandı. Taktik konusunda gerçekten sıkıntılıydı. Bunun da şeyini de çektiler yani. Bu ara süreçte biraz da bu var. Alman okulu değişti. Oyuncuların eğitimi değişti. Her şey değişti. Tuhel şeyi demişti mesela bir kere. Bizim gibi yeni genç nesil teknik direktörlerinin ortaya çıkmasının sebebi yeni nesil farklı şekilde eğitilmiş futbolcuların ortaya çıkmasıyla hmm. işte aynı zamana denk geliyor. Yani biz onları onlar bizi anladı diyor. Yani bir video kesit koyuyorsun işte eskiden hiç unutmuyorum. Labadia, Leverkusen'e e, koşu yollarını gösteren bir şey yaptığında bütün oyuncular isyan Bu ne diye. Yani istemiyordu. Oyuncular da isyan ediyordu o dönemde. Yani bu çalıştırmak almaya da kolay bir şey değildi. Hı -hı. E, mesela bir gün Ferguson'a bakmışlar abi. Japonya'dan bir günlük süren yolculuktan geliyor ve geldiği zaman video analiz yapmış. Hiç kimse sesini çıkarmamış mesela. Aynı şeyi almaya da yaptıramayız biz diyor oyunculara bunu. Eskiden Almanlar böyleydi yani daha çok. E, güç, Fizik, kondisyon, takımdaşlık, koşmak, pres, adam adama arkadaş, adam adama oyun. Ama işte o geçiş süreci de biraz bocaladılar. Hem oyuncu yetiştirme, hem 2000-2004 şeyleri. Değişen oyuncu yapısında Lam için de hep şey denir. Eskiden Fritz Walter, Mateus ya da Beckenbauer gibi soyma odasında bağıran liderler. Takımı arkasından getiren Balak. liderler. Balak en son örneği. En son örnek Balak. Lam bunu da kırdı yani yeni bir Alman kaptanı. Tabii. Sağda farklı bir adam oldu. Kesinlikle çok haklısın. farklı bir karakterdi. Kesinlikle haklısın. Bu tam kırılma noktası da Lam ve Ballak'tı. Chris Walter ee, işte beraber kuruyorlardı. Her şey, <laughs> bir direktörle beraber. <laughs> yani. Aynen. Her şey, Almanya'da e, çok şeydir bu. Lider karakter. Hı hı. Çok önemli bir rol oynar yani. Her şeyi belirler. Bak bunların babası Effenberg'tir. Hep söylerim. Yani şöyledir bir de gerçekten de takımın diğer tarafını sorumluluk alır, güç verir. Yani FM'ler gerçekten inanılmaz bir seviyedir. Ballak da böyle. Buna tezat oluşturacak bir şey Podolski vardır. Podolski'nin balla bir tokadı vardı biliyorsun. <laughs> Neden? Çünkü Ballak herkese bağırma hakkına sahipti. Herkese her şeyi ne yapması gerektiğini söyleme hakkına sahipti. Yalnız unuttuğu bir şey vardı. Lukas Podolski, Löw'le işte 2006'dan beri gelen senli benli konuşan tek, tek oyuncudur. <laughs> Ve hiç kimseye ona hakimiyet kuramaz. Vallahi saha içerisinde o liderliğin kırılışı derler ona biraz oradan. <laughs> e, o tokat olayında e, saha içerisinde gerçekleşti ama Lam şey dedi. Herkes artık kendi sorununu alacak. Eski gibisi gibi sistem kalmadı. Herkes lider. Herkes bu takımın bir parçası. Ama geçmiş dönemde e, takımın lideri çok başkaydı tabii ki yani. Onun kırılma anlarından biri de aslında bir sakatlık diyebiliriz. Efe Cup finali. Ekrandaydık unutmuyorum Balak Dünya Kupasına gidemeyecek diye üzülen arkadaşlarımız vardı. Boateng sakatlamıştı galiba arkadan. 2010 Dünya Kupası ve Almanya'da Balaksız Almanya belki de son yılların en eğlenceli futbolunu oynamıştı. Sence Balak olsa peki şimdi bir kesim diyor ki Balak olsa bu kadar eğlenceli futbol oynamazdık. Bir kesim de diyor ki Balak olsa yarı finalde isyan edip takımı kendisine getirebilirdi İspanya maçında. Sen ne taraftasın? Şimdi Balak Almaya da finalleri kaybetmesiyle <laughs> ünlü bir oyuncu biliyorsun. Yani 2002 çok önemli bir yıldır. Bayer Leverkusen'le Zidane'ın o müthiş volesiyle şampiyonlar ligi finalini kaybetti. Şampiyonluk 3 haftaya kadar 8 puan farkla Leverkusen önünde giriyor. Şampiyonluğu kaybediyor. Kupada finali kaybediyor. 2002 finalinde tabii ki yarı finalde sarı kart cezası oldu. Ee, finale taşıyan isimdi. O golü de attı. Ha. Ama finalde oynamasa da sonuçta finali de kaybetmiş oldu ve dört finali kaybederekten <laughs> e, kaybeden e, oldu. Ama bu çok iyi bir lider olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu gibi konularda kesinlikle sorumluluk kalan bir oyuncuydu. E, ama de anlaşamadığını da söyleyebiliriz yani. E, tarz olarak da sevilmeyen de bir yapısı vardı Almanya'da <laughs> bu Bilal Ballak'ın. E, bunun tabii çok daha özel yaşamlarla da ilgisi var. Ee, işte Bayern Münih'teyken de Christian Lille'nin kız arkadaşıyla bu tarz şeyler de çıktı hmm. ortaya. Genelde de sevilmez ve bazı beyanatları da vardı. Ee, i̇şte bazı Alman hmm. film takımında yani ortaya bir laf atıyor ama ne oldu belirsiz veya hmm. birine çarpıyormuş. İşte bazı eşcinseller var tarzı şeyler de sonrasında Laum'dan çünkü kaptanlığı alamadı Laum vermedi. Ve göndermeler yaptı böyle Löwe ya da diğer hmm. futbolculara. Bir de isim de vermiyor herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ee, çok böyle biraz deyim yerindeyse kro olarak algılanıyordu. <laughs> ballak eski model olarak kaldı her açıdan. E, Lambda yeni model Almanya. Almanya'nın e, yeni Almanya'nın görünür resmi ve onun lideri gibi oldu aslında. Ve bu açıdan da Lambda daha kolay kabul edildi. Bence gelmemesi e, yeni Almanya'nın doğuşunu hızlandırdı diyebilirim. Peki Löw'ün rolü neydi sence? Yani Löw cidden iyi bir liderlik yaptı mı? Değişen bahsettin taktisyen antrenörler geldi dedin ama bir yandan psikolojik olarak da milli takımı dinç tutman lazım. Egoları iyi törpülemen lazım. Ee, burada ne rol oynadı Löf sence bu turnuvalar boyunca? Şöyle 2006 Almanya gerçekleştiğinde Klinsmann kendisinin farkında bir teknik tiyatör. Ben motivasyon <laughs> yönümü yük ama taktiksel açıdan pro, yani yeteri kadar iyi değilim diyor. Futbolculuğu diyorum. da öyledir. Kendini bilen adamdır evet, Knesman. Klinsmann, ya yani onun bir de biliyorsun o özel bir adamdı yani evet. futbolculuğunda da o neydi alması? vosvosu Vos vardı. Her yere da. götürür. Tabii, menajersiz yani. çalışır falan. Çok özel bir futbolcuydu. Benim çok sevdiğim futbolcu o zamanda. Ama dedi ki benim bir tane Almanya milli takım için taktiksel taktik açısından donanımlı bir insana ihtiyacım var kim en iyisi? Ralf Ragnik. Ona gittiler. Kabul etmedi Ralf Ragnik şeyi. Çünkü Almanya'da en üst seviyede o geçiyordu. Daha sonra Kurstan arkadaşı Löw'e gidildi ve Löw aslında Fenerbahçe kariyeri sonrası çok da iyi işler yapmadı. Özellikle Karlsruhe'de 18 maçta bir galibiyeti falan vardı yani böyle. Yani tanıdığı için ama iyi olduğunu herkes biliyor taktiksel. Çünkü şut kart şeytanın üçgenini yarattı. Hı hı. Yani Balakov, Elberli o müthiş Bobiçli üçgenle beraber Kupa galipleri finali. Durdurulamayan Stuttgart'ın e, mucidi şeyi olarak gördü ama yine de e, taktiksel olarak çok iyi olduğu biliniyordu. Onu aldı. Kabul etti Löwe tabii ki çok iyi oldu. Löw için bu piyango bu. Aslında Löw Ragn'i kabul etmediği için oraya yardımcı olarak geldi. E Klinsmann'ın Münih'e gidişi sonrası futbolcular biliyordu Löw'ün ne kadar iyi olduğunu. E, ve Löw başa geldi. Ama öncesinde Lahmın bir kitabı var. Klinsmann'ı yerden yere vuruyor. <laughs> e, biz diyor eğer Joachim Löw olmasa diyor ne olur anlayamayacağız olayın diyor. Bize her şeyi Tane tane olabilecek en iyi sakin bir şekilde en yetkili ve terminolojiyi kullanarak anlatan isim Yuhayim Löv'dü diyor. Biz Klinsman'dan hiçbir şey anlamıyorduk diyor yani. Bayern Münih dönemini de konuşaraktan Bayern Münih'te de biliyorsun 9-10 ay, ay sonra gitti. Evet. Yani oradan başladı. Löv ile ilişkileri futbolcuların çok iyiydi. Başta olmak üzere tabii ki. Genel olarak e, donanımlı bir insan ama şimdi aynı şeyin tersini Hansi Flick için de söylüyorlar. Yani 2014'te Hansi Flick'in payı çoktu. <laughs> o 2014'ten iki ay sonra yine bir Arjantin maçında Hansi Flick veda etti. Lahm da veda etti hatta <laughs> milli takıma. Ve Flick veda ettiği için Almanya düşüşe geçti gibi bir şey çıkıyor. Ama şu kesin ki Klinsmann dönemi Löw'ün payı çok yüksekti. Ve oradan başlayan ve Dünya Kupası finaline kadar giden çok başarılı bir antrenör. Çok iyi idare etti oyuncuları şeyi. Sadece e, belli bir noktadan sonra biliyorsun bir dönem Müller'i Boateng'i ve Hummels'i kadro dışı bıraktı. Tabii ki e, o da işlerin kötü gittiğinde bir noktadan sonra ilişkilerde yıpranıyor tabii. Su kolay bir şey değil. Peki, sence kilit oyuncular yani bu takımın yüzleri kim oldu? 2014'ten mi? Betonu kim oldu aynen temelik kimler oldu? 2014. Sistemde, sistem üzerinden de konuşalım yani. 2014 milli takımının e, bence şimdi iki, ikiye ayırmak durumundayız. Yani baştaki çünkü çok değişti takım. Hı -hı. Hum, Neuer, Hummels, Kroos ve şey, Müller. Müller. Thomas Müller. Yani bu başından sonuna bunlar götürdü diyebiliriz. Tabii ki daha sonra işte başta Götze vardı. Bir sonra sonra şey devre dışı kaldı. Boateng sağ bek başladı biliyorsun. Daha sonra stopere geçti. E, Höve'de sağ başladı, sol e geçti vesaire. Zaten şöyle bir Almanya'ydı. Dört, ...geri dörtlüsünün tamamı stoper orijinliydi. Fransa 2018'de. Aynen öyle. Üstelik yani Fransa kadar da yetenekli değildi. Mesela bir power atıyorum iyi bir sabektir. Bindirmesi vardı. Hövedes öyle de değil. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Doğru. Veya Boateng öyle de değil biraz. O yüzden ben bu dörtlüyü önemsiyorum. Mesut da bunların içerisinde her zaman oynadı. Ama 2010'daki Mesut değil. Ya değildi. Da daha önceki yani. 2000, işte başlı, 2009'da başladı galiba o. Yani çok skorer olmamasına rağmen enteresandır. Fizik kalitesiyle iş yapmaya başladı. Çok nadirdir. Başka da Müslüm kariyerinde <laughs> yani asistleriyle, oyun görüşüyle değil de fizik kalitesiyle iş yaptığı belki tek turnuva. E, değildi. Asist çok az yaptı. Bir tane golü var benim bildiğim. Daha çok da duran toplardan çok iyi işler çıkardı. Almanya bak çok kırıcı nok kırılma noktası hep öyle gerçekleşti. Portekiz'e bir duran top golü. Kroos ve Hummels zaten. Hummels'in iki golü var duran toptan. Thomas Müller'in de var. Brezilya'da aynı şekilde. çözdüler bu işi. Daha sonrası savunmaya kaldı ama Almanya, başka bir Almanya başladı. çok fark ediyor. Lam merkezde mi, sağ bekte mi? Sağ bek bir Lam'la Boateng ve Hövedes'in olması başka bir konu. Lam ne kadar iş yaradı gördük daha sonra sağ bekte mesela. Keza merkezde Kedira'nın gelmesi sonra farklı bir orta üçlü. Daha sonra farklı bir santrofor her şeyin dışında. Müller oynadı. Bunlar hep sahte dokuz. Biraz da mecbur kaldı. Bayern Münih böyle oynuyor çünkü. Hı hı. Guardiola geldi. Yani bozdu desek yanlış olmaz. Hı hı. Bayern Münih'i değil. Alman milli takımını hı. Guardiola bozdu. Çok yanlış bir cümle değil. Kesinlikle yani. Çünkü adamlar mecburen Lahm'ı merkeze oynatmak durumunda kaldı. Sağ beke stoper koymak zorunda kaldılar yani. E, o yüzden e, başından sonuna çok üstün olup da kazandığı bir turnuva değil bence. Çok kritik nokta vardı. Cezayir maçı bence şeydi. Kesinlikle. Kırılma noktası. Kırılma noktası. Ve orada da baş kahraman adam olan Neuer bence de o turnuvanın kahramanıydı. Hani hep bu İtalyanların Zoffo Buffon'u o olmasa kazanamazdı imasında bulunur. Bence çok iyi bir kalecin olmadan Dünya Kupası kazanmak zor iş. Casillas mesela 2010... İspanyol topu alıyorum da Casillas ka neler aldı? Robben'in mesela karşı karşıya atamaması. Başta başta e, başlı Robben çekilmiş. Paraguay maçı, Almanya maçında gene Kroos'un bir şutu falan var ya. Yani çok 2012 İtalya finali. Yani çok iyi maçları var Casillas'ın. Çok büyük maçları var. Burada da Neuer ki onun da hikayesi çok ilginçti. Önce kupa Adler sakatlanmıştı Tabii galiba. O, öyle girdi 2010'da. Ben hatta daha Real daha stabildi. E, Neuer Bunları yapabilmek için mesela işte liberoluğu vardı ama çok fazla risk alıyordu çok hı hı. da fazla hı hı. tecrübe de olmadığı için gol yediriyordu hatta orta sahadan gol yedirdiğini biliyorsun ileri çıkaraktan ama böyle böyle öğrenirsin yani o kaleciler o riski alma becerisi bence ee, Noyer Adler'di Ren Adler sakatlandı Noyer bir numara oldu hayatını değiştiren bir şey Ren Adler'in sakatlığı Manuel Noyer'in evet. dünya kupasında Ren Adler oynasa muhtemelen iyi oynardı muhtemelen Bayern Münih'e giderdi. <laughs> Yani o kadar da gözdeydi o. Bir Galatasaray'a karşı oynadı hatırlıyorsan e, Ali Sami Ender'in yaptığı şovdu yani. İyi kaleciydi cidden. Kaleci. Onu biliyorduk. O gelecek diyorduk Almanya'nın kalesine. Bak Fransa 1-0 bitti. Hatırlar mısın bilmem. Herkes benim unutmadığım bir andır. 90'da mı ne? Ben sana bir şutu var. Ben direkten döndü sandım. Vaka <laughs> bayağı şu kurtarışı değil mi? Yani? İnanılmaz yani. ya. 2-3 kere izliyorsun ama yani direkten değil de yani o yerin kolundan evet. döndü ki o da etkili bir Kesinlikle. şuttu. Kesinlikle. Ee, çok etki Cezayir maçının daha o ilk 8. dakikasında hani ilk dışarı çıktığı andan itibaren Silimani karşı karşıya kalıyordu. Çıkmasa hiç şansı yoktu. Yani ki sayısız kez ceza sahasına çıkıp inanılmaz işler çıkardı. Bence e, o maç tek başına o yerin Almanya'yı yarı finale taşıdığı maç. Bu fon tabii ki benim için çok ayrı. Michael var. Çok kaleci sayarız yani Proudhon filan izlediklerimizden. Ama yani bu fon benim izlediklerim arasında kalecilik manasında en acayip. Bu ama bu fonu çok öne koyar. Ama yani şunu kabul etmek lazım. Şimdi mesela Lev Yaşin'i anlatırlar. Hep ben onu izleyenler, oynayanlarla falan da konuştum. Ceza sahasına hakimiyet kuran ilk kaleci diye hikaye Yaşin'le başlar. Ha Noyer'de kale, yani bu fon yetenek olarak bence Noyer'den iyidir ama kalecilik kavramını değiştirme açısından evet, evet, tamam. tarihe, Noyer tarihe Noyer geçti. Noyer Ve geçti. bu kupada o Cezayir maçı da onun simgesi Tabii, bence. O da kesinlikle. Herkes Bilmiyorum, libero. Hani. 20 kere mi, 22 mi? 22 mi ne değil mi? Ceza sahasını yani, terk 24, etmiş. şey 22 ben mi ben 24 mü? Bazı futbolculardan daha fazla. Koşu mesafesi daha fazla gibi espriler yani. yapılmıştı. Yani. Çok değiştirdi kaleciliği. Bugün iyi ayağı kaleci arıyoruz. Oyun kurmadaki rolünü anlatıyorlar ve bunda her şey onunla başladı diye miladı ondan çekebiliriz herhalde. 20 yıl 30 yıl sonra. Tabii şeydeyken de mesela Oliver Kahn Almanya'da çok büyük bir kalecilik simgesiyken de mesela Neuer'in idolü Van der Sar'dı. <laughs> Örnek veriyorum. Şeyden dolayı yani. O ezelden beri buraya yatkındı. Yani biz çünkü Kahn Schmeichel tarzı bir kaleci. <gülüyor> Belki <gülüyor> Buffon ortalayabiliyor onlara daha sakin ama Kahn'la Schmeichel'ın birbirine benzer özellikleri var. Korkutucu kaleciler, lider kaleciler. Karşı karşıya kalınca pek çok oyuncu Oliver Kahn'ı gördüğü için avut atıyor. <laughs> Ya öyle korkutarak yani gerçekten. Schmeichel de öyledir yani. Büyürdü. Büyürdü, <laughs> korkardı. Bir tane hakem var daha hala hakemliği bırakmış değil. Ünlü bir yani o şey ben bir tek Kana sizlerdim diyor. Onu korkardım diyor. Yani hakem maç içerisinde bir tek siz dediğimiz şey oyuncu Oliver Kaan'dı diyor. Yani, korkutucuydu gerçekten evet. şey olaraktan. Azimli, inanılmaz azimliydi. Sahaya da yansıyordu, şeye de yansıyordu. İyi de bir liderdi bak bu arada. 2002'ye hakkını vermek 2002. lazım. 2002'ye. Yani Amerika maçı bak 2002'de. Evet. Tek başına. Çeyrek finaldi değil mi? Çeyrek evet. Mi? Çeyrek. Çeyrek finaldeki Amerika maçı. O maç mesela Almanya'nın yine 2002'de kötü kadronun aslında daha doğrusu futbolcu yetişmediği ve Alman futbolunun çok tartışıldığı dönemde Oliver Kahn da geçti turu. Kesinlikle. Muazzam Bak, şey tabi. var. Bazı ülkelerde böyle bir şey var. Yani psikolojik güç avantaj var. Yani Almanya'nın pek çok turnuvada yarı finale de final oynamasının sebebi her zaman iyi kadro olup iyi oynaması değil. Turnuva takımının altında yatan şey inançla ilgili bir şey. E, motivasyonla da ilgili bir şey. Kendine güvenmekle de ilgili bir şey. Bu aynı durum Bayern Münih için geçerli. Bayern Münih Inter'le oynadığı zaman kafadan kazanıyor. Doğru. Arsenal'le oynadığı zaman hiç yani o gen, genlerle ilgili bir şey. Röportaj var, şey belgeseli var. Biliyorsun belki Bayern Münih'in e, var, Tottenham'ın var. Orada şey diyordu işte kazanma dünyada her şey satın alabilirsiniz diyor. Ama bakın Manchester City'nin ve şeyin şampiyonlar ligi şampiyonluğu yok diyor. Paris Saint Germain'in. Çünkü kazanma duygusunu ait satın alamazsınız. Bu ancak kazanırsınız ve nesilden nesile aktarılır. Bakınız Real Madrid diğer örneği. Real Madrid örneği. Bu ama şeyi var. Sahaya çıkarken adam 1-0 önde çıkıyor. Şey bir şekilde çıkıyor. Hı. bir gün şey anlatıyor mesela. Elber anlatıyor. Elber şakacı böyle, Bayern Münih'in golcüsü ama takımı Efenberk lider. Real Madrid tepkisinde gidiyorlar, diyor ki e, Elber, röportajda, Real Madrid kadrosu inanılmaz, Barnebeu'yu şu Hepimiz diyor, yani zor çıkıyoruz sadece, ellerimiz ayaklarımız titriyor diyor, bak Bayern Münih oyuncusu. Efenberk'e bir baktık diyor, herkes kendine geldi. Çünkü o inanıyor, o iki 3 kişi var orada, o Bayern Münih genini taşıyanlar diyorlar ona işte. Herkes inandı diyor bir anda. Kaan 20 tane kurtarış yaptı. Golü ben attım. 1-0 çıktık oradan. <laughs> Barnebo'ya da yaparsam, Real Madrid'de mesela. Yani inanacak 5 oyuncu bile çok önemlidir orada. Buna sahip olduğu andan itibaren bence 2-3-0 bir ciddi bir avantajı var. Yoksa 80'de final kazandı Avrupa Şampiyonası'nda. 82'de final. 84 bir tek dediğim derban olayı var. 86 final. 88 işte Ruiz Van Basten'in volesi. 90 final. İşte 90 aldı 92 final. Yani 74'ten başlayan, 70'ten başlayan sürekli final yarı final final. Hani ben de düşünüyorum yani Almanya bu kadar anlatıldığı kadar başarılı oldu mu? Evet sen diyorsun ki Dünya Kupası zaten bir zirvedir haklısın ama öbür iki tostladıkları da o İspanya. Hani başka takımlar olsa belki en azından bir Avrupa şampiyonası olabilirdi evinde. Evet. O yönden evet. Şunu yapabileceklerini en iyisini yapmışlar. Evet. Bak şunu söyleyeyim, şunu söyleyemem. Az önce dedim ya, İspanya'nın 20 yıl, 30 yıl sonraya gidelim. Ha Bu Almanya ne kadar hatırlanır dersen ha, ayrı bir konu. Evet. Yani İspanya hatırlanacaktır. Ömür belki 50 yıl sonra bile 2008, 2010 hem İspanya hem Barcelona zaten çok benzerler. Yani İspanya'da teknik direktör değişiyordu, kupa değişmiyordu. Hı -hı. Oyuncular değişmiyordu, sistem değişmiyordu. Bu İspanya özel bir İspanya. Öyle bir özel takım mı Almanya? Yok. Kesinlikle yok. Yani sadece güzel olan kısım Almanya için o futbol tarzı değişti. Hı hı. Yani daha fazla yetenekli, teknik kapasitesi yüksek oyuncular artık yetişmeye başladı. Eskiden düz oyunculardı yani ballağın tam simgesel olarak ballak düşünün. Alman futbolu oydu. Mikael Ballak'tı yani. E, gibi veya Thomas Hester gibi karakterler özel karakterlerdi. Hı hı. Bir taneydi. 11 kişilik takımda bir taneydi. Brezilya'nın 11'inde 10. Hı hı. yani Dunga vardı mesela hatırlıyorum işte şut kartı oynadı. Hani Alman Almanlaştı adam bir noktadan sonra. <laughs> evet diyorsun, doğru diyorsun. E, şey... İtalya'da daha sekizken orada yani, direkt şey oldu. Düz biraz dönüştüm. daha teknikti. Tabii, tabii, tabii. Kendine doğru benzetti diyorsun. mesela. Doğru ama Brezilya'dan gelen bir stoper bile Alman orta sahasından daha teknikti. Lucio <laughs> mesela koy Alman orta sahasından o şeyinde oynadı. Doğru doğru. Çünkü şey böyle e, bir tane çıkınca da çok üzülüyordu. Herkes Litbask seviyor Herkes Thomas Hester'ı seviyor. Net seriyada daha önceki nesil işte. Tabii ama özel bir takım değildi. 90 daha az öyle bir takım. Neuer özel bir iş çıkardı. Kesinlikle Cezayir maçı özel bir maç. Brezilya hep hatırlanacak bir maç dediğin gibi. Ama ben e, maçı hani izlemek isteyenler mesela YouTube'da var tamamı. İsterseniz bir daha izleyebilirsiniz. Mesela bir 6-2'lik Real Madrid'in Barcelona'ya yenişi var. Hı. Çok özel bir performans. Çok özel bir performans. İspanya'nın bazen 1-0 kazandığı maçlar var. Yine çok özel performans. Yani Bayern, Bayern Münih'in rakibi ciddi maçlar var. Misal performans evet, birinci perform dakikadan başlıyor. Öyle. Tank sahaya Aynen girmeye. Öyle. Yani o bunlar özel performans yani. yani baktığın zaman ama burada daha çok Brezilya'nın aşırı motive olmasından dolayı bir şok hali diyorum ben. O 20 ile 30 4 golün geldiği maç Yoksa yine Almanya yenerdi ama 2-1 3-1. Finalde de Arjantin'in kadrosuna baksana. Yani <laughs> merkezde Biglia vardı. Hı -hı. Hatırladım işte Romero kalede şey Lavezzi vardı. Palacios yedekten palasyoyu getiriyorsun, Higuain. <laughs> Napoli'deki ilk sezonu daha toparlanamamış evet, çok fazla. Zaten o kaç o Daha var. çok tartışılan bir oyuncuydu Iguain İtalya'ya evet. geldiğinde. Messi harici. Kesinlikle. Di Maria belki diyebiliriz. O da şeydi. O da iyi Sakat, yan rol. Sakat da evet. evet doğru ya, diyorsun. Yedek değil ama sakatlanmıştı Sakat, yani. Di Maria vardı gerçekten değiştirebilirdi çok şeyi. Ki İsviçre maçını o ikisi çözmüştü ortaklıkla. O maç da çözülmüyordu. Tabii ki. De. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani Messi özel zaten. Messi'nin de en zirve zamanı. Evet. Maalesef Messi o... Ee, o kadar şanslı bir Messi değildi yani en zirve zamanında biraz daha kendine yardımcı olacak adam ne yapsın bir noktada olsa <laughs> yani o golü atmış olsa hani şey Higuain belki düşünebiliyorsun Higuain'in performansına göre sen dünyanın en iyi futbolcusu oluyorsun ya da olmuyorsun <laughs> yani olduğu işte bu, bu yüzden şey diyorlar bence Messi Dönemi kendi döneminde en iyi futbolcusu tartışması Kesinlikle. yani. Yani alsa. Dünya Kupası'nı alsa da almasa alsa da başka da, bir şey olmayabilir. Almasa da aynı yani, öyle. Yani Maradona'yı da sevmek bence Dünya Kupası'yla anlatılmamalı. Messi'yi de övmek Dünya Kupası'yla sınırlandırılmamalı. Evet yani. Apayrı iki e, büyücü diyeyim yani. Büyü diyeyim ya da sihir diyeyim. Çok başka şeyler. Tabii muhabbet. ki çünkü şey var. O üst düzey takımlarda sadece Messi oynamıyor. Ama sadece Messi onları yapabiliyor. <laughs> Gert Müller için hep bu tartışmayı yaptım ben yıllarca adamın attığı gollerin bir mantığı yok tamam mı yani? Düz boş kaleye, şuraya, buraya. Ama gol sayısı milli takımda bile maç sayısından fazladır. Evet, evet. Yani Almanya'da rekorları daha yeni yeni kırılıyor bir iki tanesi. Bütün rekorlar onda. Ama gözde görülür bir özelliği yok. Şimdi fenomen Ronaldo dediğin zaman teknik, hızlı, bitirici her şey var. Gert Müller'de ama şunu söylüyorum. O dönem kolaydı diyorlar. Arkadaş o dönem oynayan bir tek Müller mi? <laughs> ben <de> aynısını <ailesini> söylüyorum. <laughs> yani o dönem bütün herkes oynuyor. Bir adam bu gol sayısı. Herkes 55 oynuyor. maçta 63 Aynen. gol atsaydı o zaman. O dönem kolaysa herkes atsın. Ya, futbol bilgisi ben biraz Thomas Müller'e de o açıdan benzetirim. Evet. Futbol bilgisine daha ilk topa dokunduğu anda sezebileceğiniz bir isim Gert Müller. Büyük bir futbol beyni. Çok. Belki ayaklarında o özellik yok ama beyni çok üst düzeyde dünya futbol tarihinde. Yani, çok, özel bir kısmına bir... bence yeni bir yani tam Gert Müller ödülü de yani Müllerlik diye bir şey kattılar yani. Şey Beckham var dediler işte Almanya'da. İşte Almanya'nın tarihinin en iyi futbol mı bilemem ama Bayern Münih'te tarihin en iyi futbolcusu ben değilim. Gert Müller yani. <laughs> Ağzına sağlık abi. Çok Eyvallah. teşekkür ederim, eksik olma. Çok, çok alandala konduk. Ee, <laughs> ama, ama bizim programda olur o. Evet, e, çok sağ olsun Çok davet edeceğim. Çok mutlu ettin. İlk defa beraber program yapma evet. şansımız oldu. Ee, başka programlara diyelim. İnşallah eksik olma. Başka programlara tekrardan bir araya geliriz. Çok, çok sağ. keyif aldım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için çok teşekkürler size de. Programların sonuna geldik. Artık Dünya Kupası başlayacak. Biz Dünya Kupası'nın tarihini elimizden geldiğince toplamaya çalıştık. Bugün de 2014'ü biraz daha fazla konuşup Almanya'nın o jenerasyonunun kulaklarını çınlatmayı denedik. Umarım sürüşü lisan etmemişizdir. Saygılar, görüşmek üzere kupada. Hoşçakalın. Dünya Kupası'nı an, an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Her maç akşamı canlı yayında Sokrates ekibiyle olmak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Büyülü bir futbol ayı yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupada anlatmaya değer ne kadar hikaye varsa dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Dünya Kupası heyecanını tüm gün sürecek yayınlarla Sokrates YouTube kanalında yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun lütfen.